Hemen geçelim diğer başlığa. Süre azalıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde akşamları bir şok. Yani hakikaten siyasi tarihimizde de görülmemiş bir şey Tabii. oldu ya. Çok acayipti ya. İBB İyi Parti Grup Başkan Vekilliği görevinden istifa etmişti İbrahim Özkan. Ettirilmişti aslında. Akşener'le bir çatışması vardı. Sonra ne oldu? Bir seçim yapıldı. Tekrar onun yerine birini seçeceklerdi. Ya gittiler adamı seçtiler tekrar. Evet. İbrahim Özkan'ı tekrar seçtiler Grup Başkan Vekilliğine. Şimdi bunun üzerine tabii Akşener çıldırmış Ankara'da, delirmiş doğal olarak. Demiş ki kardeşim bunların hepsini ihraç edin. Kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi bunlar. Şey demiş Özkan da biraz Akşener'e gönderme yaparak Genel Başkan Meral Akşener'in talebi doğrultusunda artık hür ve müstakil İBB İyi Parti Grup Başkan Vekilliği görevinden istifa ediyorum demişti. Sonra 8 tane meclis üyesi dediler ki 7 tanesi bunların pardon. 7 tane İyi Partili meclis üyesi. Ya kardeşim sen iyisin ya grup başkan vekilliğinde. Boş ver sen Akşener'i falan dediler. Bir daha seçtiler adamı. Şimdi ya arkadaş çok ilginç bir siyaset. Özkan sonra da diyor ki hür ve müstakil bir şekilde iradelerini ortaya koyan ve beni tekrar İBB İyi Parti grup başkan vekili olarak seçen arkadaşlarıma bana duydukları güvenden dolayı teşekkür ederim. Ya fıkra gibi ya. Ne diyorsun? Şimdi tüm Allah fıkra. üyeler de ihraç talebiyle disipline sevk edilmiş. Bu arada İstanbul İl Başkanı açıklama yapıyor işte bayağı uzun uzun. Bu diyor kabul edilemez. Meclis üyelerini ihraç edeceğiz. Asıl şeyi de mesajı da Rıdvan Uz veriyor. İyi Parti Kurucular Kurulu üyesi aynı zamanda Çanakkale Milletvekili. Rıdvan Uz diyor ki tercihlerini Ekrem Bey'in kayığına binerek seçersen istikametini de öyle belirlersin. Hadi bakalım al buyur buradan yak şimdi. Ne olacak şimdi? Yani şimdi aslında Rıdvan Uz'un yazdığı hakikaten olayın özeti. Yani burada İyi Parti içinde CHP'nin mevcut yapılanmasıyla beraber hareket eden ve özellikle belediyeler boyutunda da iddia edilen bazı işbirlikleri diyelim, işbirliklerini sürdürme taraftarları var. Bu taraftarlar şu an mevcut yönetimle çatışıyorlar. İbrahim Özkan da bu isimlerden biri. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile aralarında çok iyi ilişkiler var muhtemelen. Ondan sonra o Çok iyi olur mu? Ben iyi ilişkilerin biliyorum. Sen de iyi bilirsin. İyi o iyi Partili. ilişkilerin Tabii çok iyi tabii. ilişkiler var. Dönen Ondan dolapta sonra o her iyi şey var. ilişkilerin sürmesini tabii. Yani bunu CHP'nin bazı isimleri açık açık söylüyorlar. Yani